Günümüzde hemofili hastası olsun veya olmasın, iyi bir mesleğe sahip olmak, bu şekilde hayatını sürdürebilmek ve mesleğinde mutlu olabilmek her bireyin önemli hayattaki amaçlarından birisidir. Aynı amaç ve aynı endişeler bir hemofili hastasında da yaşanmaktadır. Ancak hemofili hastalarında bir takım farklılıklar görüyoruz. Tedavi olanaklarının çok daha kısıtlı olduğu dönemlerde bir hemofili hastasının yaşamdan beklentisi günlük... Hayatını idame ettirebilmek, e, hareketlerini sağlayabilmek ve e, yaşantısını bu şekilde sürdürebilmekken artık 2020 yıllarında tedavi olanaklarının hızla gelişmesi ve bir e, hemofilik bireyin sağlıklı bir insan gibi yaşamını sürdürebiliyor olmasıyla yaşama bakış açısı ve yaşamdan beklentiler de artmaktadır. Bu nedenle bir hemofil hastası da iyi bir mesleğe sahip olabilmek, mesleğinde yükselebilmek, hayatını daha iyi şekilde sürdürebilmek çabası içerisindedir. Bunu günümüzdeki birçok örnekte de görebiliyoruz. Artık ülkemizde birçok hemofili hastası çok güzel mesleklere sahip olmuştur ve bu mesleğini de başarıyla sürdürebilmektedir. Bu da aslında hemofili tedavisinde sağlanan başarıların en somut örneklerinden birisidir. Yalnız burada bir hemofili hastasının dikkat etmesi gereken birkaç önemli noktayı da değinmek istiyorum. Biz hemofili hastaları yaşamımızı sürdürürken e, sağlıklı insanlardan farklı olarak bir faktörün e, vücudumuza eklenmesi ihtiyacını duyarız. Bu e, tedaviyi de mesleğimizi sürdürürken de uygulamak durumundayız. Bu nedenle bir hemofili hastası veya en azından ailesinin mutlaka kendi kendine ilacını yapabiliyor olması ve bu şekilde e, kesintisi olarak eğitim ve meslek yaşantısını sürdürebiliyor olması gereklidir.